Yaşanan iki büyük depremin ardından enkazlardan yürekleri dağlayan dramlar çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Şirvan ve Mehmet Danacı çifti ile çocukları 10 aylık Barlas, 3 yaşındaki Yekta Batu ve 7 yaşındaki Asaf Süreyya yıkılan binanın altında kaldı. Anne ve baba hayatlarını kaybetti. Ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenilen diğer çocuk Yekta Batu ise bulunamadı. İsimsiz diye kaydedilen iki çocuk Barlas ve Asaf Süreyya Danacı, yapılan ilk tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi. Durumu haber alan yakınları Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu'na giderek çocukları sahiplenmek için başvuruda bulundu. İki çocuk İnegöl'de ikamet eden yakınlarının yanına gelen teyze Aynur Başboğa'ya teslim edildi. İki kız çocuğu olan teyze Aynur'un sahiplendiği kardeşinin iki çocuğuyla birlikte artık 4 çocuğa sahip oldu. Teyze Aynur Başboğa enkazdan çıkarılan ve kayıp olan Yekta Batu'nun da bulunması için yetkililerden destek istedi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel dün aileyi ziyaret ederek iki çocuğa çeşitli hediyeler verdi. Bu durumdan etkilenen İnegöl Kaymakamı geçici olarak konaklayan Başboğa ailesine bir ev bulma sözüyle maddi ve manevi anlamda yardım etme sözü verdi. Batu hala kayıp. Onu da hala araştırıyoruz. Öyle devam etti yani. Bizim Maraş Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bulduk. Anneyi ararken. Anneyi ararken hem çocukları falan. Bunu da çocuk esirgemeden dediler, biz bu çocuğu Bursa'ya gönderdik. Bunu da Bursa'dan bulduk. Teyit edildi resimlerle, videolarla falan. Bunu da öyle bulduk, öbürkünden hala haberi yok. Ben de kalacağım teyzesi olarak. Yok, hayır, enkazdan zaten çıkarmışlar. İlk 1,5 saat içerisinde bunların hepsi çıkmış. Alttaki evdekileri çıkartmışlar. Bu söylenen insanlar çıkmış, üsttekiler çıkmış. Kardeşim çıkmış. Baba arka tarafta olduğu için biz onu ikinci gün bulduk. Çıkmışlar yani, kesin çıkmışlar. Ama şu an yok ölüsü birisi. Annenin de mezarı belli değil. Bize söylenildi ama annenin de mezarı belli değil. Onu da araştıracağız. Allah'ın bir emaneti. Rabbim bunları bizlere bağışladı. Yani iki tane kız evladım vardı. Şimdi iki tane daha Allah'ın emanetleri bir miras olarak bize kaldı. Bir tanesi kayıp. Onu bulamıyoruz. Onun zaten en büyük acı onu veriyor bizi zaten. Acısı çok büyük. Hani öldüğünü bilsek mezarını bileceğiz, öldüğünü bileceğiz. Onu da bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu da bilmiyoruz.